Orada gelişmeler devam ediyor sevgili izleyenler. Dünkü Osmanlıspor karşılaşması biliyorsunuz 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Adanaspor bu karşılaşmada çok gol attı, çok gol yiyor. Adanaspor oynadığı özellikle son iki karşılaşmada kalesinde çok gol göreceği ve çok da gol atabileceği izlenimini verdi. Tabi burada en önemli nokta çabuk bir stoperi ve orta alanda da ısıran bir orta saha oyuncusuna ihtiyaç var. Bu konuda bugünkü gelişme şu şekilde. Adanaspor gurbetçi oyuncuyla anlaşma sağladı. Biliyorsunuz Kayserislautern takımında oynayan Özgür Özdemir ile anlaşma sağlandı. Bu oyuncu daha önce Türkiye'de milli takım yaş kategorilerinde forma giydi. Tabii bu oyuncu özellikle 10 numaralı pozisyonda futbola başlamış ama daha sonra da bu oyuncu stoper mevkiinde görev almaya başladı. Tabii bu oyuncu iki ayağını çok iyi kullanabilen bir oyuncu. Türkiye'de birçok yaş kategorilerinde milli takımlara kadar yükselmiş, değerli bir oyuncu olarak kamuoyunda yer alan bir isim. Adana'ya geldi, sağlık kontrolünden geçti. Pazartesi günü muhtemelen lisansında çıkartılması bekleniyor ve Adanaspor'da önümüzdeki maçlar içerisinde forma giyebilecek bir oyuncu olduğunu sizlere aktarmak istiyoruz. Tabii bu oyuncunun dışında gurbetçi oyuncunun transferinin daha gerçekleşme ihtimalinin olduğu bilgileri geliyor. Monaco altyapısında oynayan kanat oyuncusunun da Adanaspor'la anlaşma noktasında olduğu ama henüz daha ismi açıklanmadı. Bu konuda da önümüzdeki günler içerisinde gelişme olacak. Tabii en önemli nokta Diga ve İrfan Can'ın durumları çok merak ediliyor. Bu iki oyuncunun durumları da pazartesi günü netleşecek. Şu ana kadar İrfan Can'ın durumu Beşiktaş'la ilgili netleşmedi. Ama önümüzdeki günlerde belki Beşiktaş, belki Başakşehir ya da Adanaspor takımında kalacak. Diga'da da netleşen bir şey yok. O da pazartesi günü netleşecek. Sadece biliyorsunuz Renan Diniz sözleşmesini uzattı. Bu bilgiyi sizlere aktarmıştık. Marvin'in lisansı çıktı. Bir başka lisansı çıkan oyuncu da Atakan Ekiz biliyorsunuz o da sol bek oynuyor. Geçen sene Kozan Belediyespor'da kiralık oynamıştı. Onun da lisansının çıktığını sizlere aktaralım. Tabii Osmanlıspor karşılaşmasında Adanaspor özellikle ilk yarıda kötü futbol oynadı ama ikinci yarıda özellikle Levent Eriş'in yaptığı hamlelerle Adanaspor biraz daha farklı bir formata büründü. 10 kişiyle bu kadar iyi edip ikinci yarıda özellikle orta sahada ve rakibinden korkmadan ön tarafta da ikili bir forvetle oynayıp puan almayı başardı. Bu zorlu deplasmandan da Adanaspor puanla döndü. Şimdi milli maç arası var. Tabii bir başka çok sorulan sorulardan bir tanesi de forvet oyuncusu Emeka Eze'nin durumunu çok merak ediyor insanlar. Hafif bir ayağına darbe aldı ama özellikle oynamasıyla ilgili ya da sakatlığıyla herhangi bir sıkıntı olmadığı bilgisi bize geldi. Yani büyük olasılıkla derbide Eze ile ilgili bir sıkıntı olmayacağını belirtelim. Bizi izlemeye devam edin. Adanaspor ile ilgili bilgiler gerçekleştiği an ya da elimize ulaştığı an ve an sizlere aktarmaya devam edeceğiz.